Amerika endekslerinde hafta sonu akabinde panik satışlarının yerine alıma bıraktığı görüldü. Yeni varyantla ilgili daha bulaşıcı olmasına rağmen muhtemelen aşıların etkili olacağına dair yorumlar piyasalardaki risk iştahının yeniden artmasına sebep oldu. Biden, Amerikalılara yeni varyantla ilgili panik yapmamaları çaresinde bulunurken, hastalıktan korunmak için üçüncü doz aşı ve maske kullanımına vurgu yaptı. Yeni varyantın özellikleriyle ilgili daha net bilgilerin 2 ila 3 hafta içinde elde edilebileceği belirtiliyor. Bu sürede piyasalardaki volatilite yüksek seyretmeye devam edebilir. Gün içinde Amerika Ekim ayı ikinci el konut satışları aylık bazda %1 yükseliş beklentisine karşılık %7.5 artış gösterdi. Almanya Kasım ayı tüfe aylık bazda %0.4 gerileme beklentisine karşılık yüzde %0.2 geriledi ve yıllık bazda enflasyon da %5.2 seviyesine yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde işlem hacmi son bir ayın ortalamasının %20 ila 30 üzerinde seyretti. Dow Jones endeksi %0.7 primle 35.136 seviyesinde dünü sonlandırdı. Teknoloji %2.24, sağlık %1.2 ve keyfi tüketim %0.8 primlendi. Ham madde sektöründeki kayıpsa %1'i aştı. S&P 500 endeksi %1.3 primle 4.655 seviyesinde kapanış yapmayı başardı. Teknoloji %2.6, altyapı ve keyfi tüketim %1.6 yükseldi. Endeksteki tüm sektörler alıcılı kapanış yaptı. İşlem hacminin diğer majör endekslerin aksine son 1 ayın ortalamasının %8 altında kaldığı Nasdaq endeksi ise %1.9 primle 15.783 seviyesinde seansı sonlandırdı. Nasdaq 100 endeksi %2.3 yükselişte, cuma günkü kayıplarının Tamamını geri aldı. Avrupa endekslerindeki toparlanma daha sınırlı kaldı. DAX 15281 seviyesinde yatay artı kapanış yaptı. Altyapı %2.2, teknoloji %1.5 primlenirken temel tüketim ve gayrimenkul sektörlerinde %1'in üzerinde kayıplar yaşandı. BIST 100 endeksi yaklaşık %1 primle Pazartesi gününü 7110 seviyesinde sonlandırdı. KAKARAN 40 endeksi de %0.5 primle 50 günlük desteğinin altında kapanış yaptı. Bugün veri takviminde Japonya sanayi üretimi, Çin hizmet ve PMI açıklamaları, Euro bölgesi kasım ayı TÜFE, Amerika konut fiyatları endeksi, Chicago PMI ve tüketici güveni açıklamaları takip edilecek. Powell ve Yellen Senato Bankacılık Komitesi önünde konuşacak. Dolar endeksinde son dönemde hızlanan kazanımlar, geçtiğimiz hafta Covid varyantına dair çıkan haberlerin yarattığı güvenli liman talebine rağmen kar realizasyonlarıyla karşılaştı. Şükran Günü öncesinde 97 seviyesine yaklaşan dolar, cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından 95.750'ye kadar geriledi. Yeni haftaya tekrar alım talebiyle başlayan dolar, gün içinde tekrar 96.450'ye kadar yükseldi. Amerikan hazine tahvil getirilerinde yaşanan hareketlilik dolara yön verirken yaşanan hızlı düşüşün ardından euro dolarda tepki alımları öne çıkarak pariteyi bir süreliğine 1.13 üzerine çıkarsa da hafta açılışında parite tekrar aşağı gelerek kapanışı 1.1275 seviyesinden yaptı. Cuma günü spot altında izlenen sert hareketlilik hafta açılışında tekrar dolara yönelim olması ve varyanta dair haber akışının tedirginliği azaltmasıyla yavaşladı ve altın yönünü tekrar aşağı çevirdi. Hafta kapanışını 1800 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleştiren altın, yine haftaya yaklaşık 12 dolar düşüşle başlarken, gün içinde 1780 seviyesini hem açılış hem de kapanış öncesinde test ettikten sonra, kapanışı 1785 dolar seviyesinden yaptı. Amerikan hazine tahvilleri varyanta dair haber akışının daha olumlu olmasıyla risk algısının yükselmesine paralel satış gördü. Cuma günü güvenli liman yönelimi ve kısa vadeli tahviller için faiz artış fiyatlamalarında yaşanan gerileme getirileri sert şekilde aşağı çekti. Dün görülen satışlarla yükselen getiriler yabancı talebinin öne çıkmasıyla sınırlandı. 10 yıl vadeli tahvil 9 bas puan genişleyerek %1.56 seviyesine yükseldikten sonra tekrar %1.51'e geriledi. Cuma günü 14 bas puan alan 2 yıl vadeli tahvil, dün tekrar %0.5'in üzerine çıktı. Türk hazine euro tahvilleri daha olumlu olan risk algısına karşılık, Türk lirasında değer kaybının tekrar öne çıkmasıyla satış gördü. Kısa tarafın satıştan daha çok etkilenmesiyle getiriler 5 yıl bölgesinde 12 ila 14 bas puan genişlerken, orta vadeli kıymetler 8 ila 10 bas puan, uzun tarafsa 3 bas puan genişledi. Cuma kapanışta 500 seviyesinin üzerine çıkan risk primi, yatay sayılabilecek seyir izleyerek kapanışı 506 seviyesinden yaptı. Şirket kıymetlerinde lokal ilgisi devam ederken, daha çok kısa ve uzun vade sermaye benzeri kıymetler alım görmeye devam etti. Sinir kıymetlerde ise ilgi yine sınırlı kaldı. Yabancıların alım ilgisi daha çok kısa pozisyonları kapatma önünde oldu. Bireysellerin alımlarına rağmen uzun vadeli kıymetlerde fiyatlar aşağı gelmeye devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.